Sinem Hanım. Sayın Sinem Tutak, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok iyiyim ama hala heyecanı atamamışız. Evet. Şöyle bir biraz sohbet edelim. Tabii. Değerlendirmenizi istiyorum efendim rakiplerimizi. İkisi nasıl de yarıştınız? Çok iyilerdi. Nasıl yarıştılar? Çok iyilerdi, iyi değil mi? Yarıştılar, evet. Harf almadan çok güzel gittiler. Biraz şanssızlık oldu ama. Muhtemelen de çok heyecanlıydı, biliyor musunuz? Sizin kadar heyecanlıydı vallahi. Ama ortalarda filan bir hadiseye alıştık Nurten Hanım'la birlikte. Bende de öyle olacak eminim. İnşallah. Evet. Ne kadar erken başlarsak o kadar güzel ilerler. Gökçe Hanım'la yaşadığımız şey biraz cimrilikten oldu galiba. O mandırada bir harf daha alsaydı biraz önce, değil mi? Hesabı yaptık, 9300'e ulaşabiliyordu. Yine çıkabilir. Unutmayın ki son noktayı efendim Şeyma Hanım konduracak. O yüzden Şeyma Hanım'la düşünerek yarışalım. Şu andaki alt limitiniz 7 tane harf alabilirsiniz. 7, tamam. 7'sini birden alırsanız 1 saniye arttırmıştı Nurten Hanım. Tamam. 2 saniye arttırmanızı rica ediyorum. Ama bunları yaparken sürekli içinizden Şeyma, Şeyma diye tekrarlayın. Olur mu? Olur. Sonrasında çünkü arka tarafa gidip izlemesi çok keyifli oluyor. İnşallah. Açık konuşayım. Ben bu bölüm zorlanacak yarışmacılarım 9000 lira pek göremeyeceğiz diye hesap etmiştim ama öyle olmadı. O yüzden sizi 9800'e doğru bile uğurlamak istiyorum. İnşallah. Bir tek işte derdim şu ikinci soru. Hayırlısı. Zor. Kısmet. Sinem Hanım, bu ikinci soru, ikinci dört harfli cevabınız daha doğrusu bugünün en zorlu kelimesi. Ama karşılığı olsun diye ilk soruyu özellikle kolayından seçtik. Tamam. Buyurun, afiyet olsun. Buradan bir 400 puan kazanırsınız. Teşekkürler. Ördekgiller familyasının en zarif üyesidir. Gayet güzel. Şimdi burada ne gibi efendime söyleyeyim ipuçları verebilirim diye birkaç ön çalışma yaptım. Tamam. Ama korkuyorum verdiğim ipucu başka bir şeye yönlendirirsiniz. 7 harf alabiliyordum ben, değil mi? Toplamda. Dördünü burada almayacaksınız herhalde. Yapmayın. En azından iki tanesini falan kelimeye çıkarmak yok, için. Yok, hemen harfe tutunmayalım. Tamam. Olur mu? Biraz düşünelim. Tamam. Ben de birkaç tane ipucu hazırladım size. Tamam. Kafamı karıştırıyorsun derseniz geriye çekileceğim. Tamam. Söz veriyorum. Tamam. Önce şunu bir okuyalım bakalım. Tamam. Sıvı sözcüğünün Arapça kökenli ve artık çok gerilerde kalmış eş anlamlısıdır. Ben bir likti biliyorum, o da beş harfli. Bu oldukça eski ve Arapça kökenli bir kelime. Mesela Halit Ziya Uşaklıgil'in çok ünlü bir romanı vardır. Nokta nokta ve siyah. Evet. Bu da bir rengi hatırlatır mavi zaten. Mavi değil. Mai. Nedir? Mai. Nedir efendim? Mai. İşte budur. Okudum ama. Tamam. Beni korkutan ay, çok şey mutlu şu. Çok mutlu oldum şu an. Çok güzel hakikaten. Ben de mutlu oldum. Neden korkuyordum? O mai ve siyahtır. Evet, ortada Y harfi yoktur. Ben de şey yaptım, evet. Toparladınız. Tamam. Maşallah. Pratik zekalı bir insansınız. Bundan sonrası çok rahat ilerler. Etimolojik bir soru. Bir spor dalının Fransızca tut, yakala anlamındaki bir kelimeden türemiş olan adı. 5 harfli bir spor dalı. Demek ki birbirlerine bir şey atıyorlar. Evet. Tenis. Ne olabilir? Tenis. Olur mu? Olur. Kendinize güvenin Sinem Hanım, işte bunu. Harika. Dertli sorulardı bunlar bence. Mavi de tenis de çok güzel atlattınız. Bakın bu da rahatlama, nefes alma sorusuydu. Hem nefes alırsınız hem 500 puan. Gelsin görelim. Çiçek demedi. Buket. Buket. İyi miyiz? İyiyim, iyiyiz. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyiz. Ama nazar değdirmeyelim. Ben totem de öyle yapalım. Bir şey yok. Çok kötü gidiyor. Kim söylüyor onu? Ekipten birisi mi söyledi? Yalan. Asla. Siz evde izlerken annemle hep diyorduk Ali İhsan Bey şimdi nazarım iyi dedi, kesin hemen sonra yanlış yapacak diye. Teessüf ederim, teessüf ederim. Hiç öyle bir şey yok. Bakın stüdyoyu masmavi yaptırdım o yüzden. Evet. Buyurun, geliyor yeni soru. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir şekilde. Kelimenin anlamı budur. Bu burada yerleşmiş. Nokta nokta durdu. Eğreti. Eğreti durdu, gayet güzel. Gayet güzel. Hadi bakalım yeni soruya. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. Çok yaygın değil ama çıkar. Buyurun. Bir kimseyi veya bir şeyi görme, ona kavuşma isteği. Vuslat. Değil. Vuslat, hasret. Hasret işte o istek. Çok güzel. Vuslat, kavuşma. Kavuşma, evet. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Siz bu arada 7 harfli cevaplara da ulaştınız. Tamam. Bugünün en hızlısı maşallah sizsiniz.
Ama içinizden Şeyma Şeyma diyorsunuz diyorum, değil diyorum. Mi? Diyorum diyorum. Dördüncü yarışmacımız sizden sonra gelecek çünkü. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz Sinem Hanım. Biraz daha yavaşlayabiliriz isterseniz. Tamam. Ama yok beni bozma, aldım başımı gidiyorum diyorsanız ben size uyuyacağım. Tamam. Buyurun. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. Tek kelime, 7 harfli, şöyle de sorulmuş. Sevinç korku, sabırsızlık, kızgınlık gibi sebeplerle ortaya çıkan içsel galeyan. Bu duygulara eşlik eden bir duygu. Çok sevindiğimizde, korktuğumuzda, sabırsızlandığımızda, kızdığımızda... Heyecan. Ne olur heyecan. Be? Heyecan olur. Şu an yaşadığım şey. Güzel atlatıyorsunuz ama maşallah. Matematikle aranız nasıl? Çok kötü. Hadi canım. Çok kötü. Dört işlemde de takılmıyorsunuz ama değil Yok. Mi? Yok. Tamam. Ama... İki kelimeden oluşuyor. Tamam. Kalıplaşmış tabir. Ürkmeyin. Tekrar ediyorum, süreniz var. Tamam. Size bir 14 soru daha sorsam ona da cevap verecek kadar süreniz Zaten var. Zaten diyordum futbol ya da matematik çıkmasın ama bakalım. Futbol mu? Futbol yok. Tamam. Buyur. Bu matematik de matematik bile sayılmaz tamam. Yahu. Görelim. Toplama ve çarpma işlemlerinde bir sonraki basamağa aktarılacak sayıyla birlikte kullanılan kalıplaşmış sözcük dizisidir. Bir sonraki basamağa aktarılacak sayıyla birlikte. İki kelime, iki kelime, iki kelime. Artı yok. Hayır. Eks. Bir sonraki basamağa aktaracağım. Evet. Buraya aktarıyorduk. Altı kere iki, 12. Tamam. Elde yok. Ne? Elden... Bir. 6 kere 2, 12. 2'yi yazdım. Elde var. Elde var. Bir. Çok güzel. Ben de burada biraz işlem yaptım. Siz matematikte işlemde takıldığınız için ilerleyemedik. Neyse ki harf almadınız ama efendim. 4400 oldu kasa. 2 dakika 8 saniye var. Bu arada hiç harf almadığınızı biliyorsunuz değil mi? Evet. 9800 puana koşuyoruz Sinem Hanımcığım. Geri de durmayın. Kalender olayım çok fazlasını gözüm. Bilmiyorum ama bana nefesiniz yetecekmiş gibi geliyor. Çok güzel geldik buraya kadar. Yine kalıplaşmış bir tabir muhtemelen kulağınıza gelmiştir. Ümit ediyorum ki hiç duymadım demezsiniz. İki kelime şöyle sorulmuş. İnsan derisi üzerinde bulunan çok ince, kısa, yumuşak... Ayva tüyü. ...ve sarı uzantılara halk ağzında ayva tüyü denir. Tamam. Gayet güzel. İkinci 8 harfli cevabınız. Sorusu da kısa. Kendisi de. Gelsin de görelim. Hava yuvarı. Batı kökenli elbette. Hava yuvarı. Türkçesi bu. Hava yuvarı. Bunu pek kullanmıyoruz. Evet. İtiraf ediyorum. Yuvarı ilk defa duyuyorum. İşte hava yuvarı. Böyle yuvarlak. Tamam. Nedir o? Atmosfer. Neydi o? Atmosfer. İşte bu kadar. 6000 oldu kasa. Sizi her övdüğümde böyle nazarın değecek diye kötü kötü bakıyorsunuz Hayır, bana ama... Hayır, öyle bakmıyorum. Durumu anlattığım zaman bile övmüş oluyorum. Ben ne yapayım? Geriye 4 tane soru kaldı. 10 soruya cevap verdiniz maşallah. Tamam. 1 dakika 47 saniye dakika var. 47. Yeter de artar bile. Bu 9800'ün peşindeyiz artık. Tamam. Yani ister kazanın ister kaybedin. Belki Şeyma Hanım gelecek, o da 9800 Tabii. yapacak. Daha fazla süre arttıracak. Evet. Olabilir ama bu 9800 buraya kadar gelmişken... Ulaşılsın artık. Tamam. Olur mu? Hadi bakalım. Tek kelime. Ek kısmında belki biraz kafa karışır. Hemen değiştirirsiniz. Harf almaya gerek yok. Şöyle sorulmuş. Gerektiği gibi, gerektiği ölçüde, yeterince. Gerektiği gibi. Şimdi bu yeterince'nin sonundaki ek sizin kafanızı karıştırmasın. Tamam. Ondan daha farklısı var çünkü cevapta. Yemek yapmayı seversiniz değil mi? Hayır. Tam oradan bilmiyorum o zaman. Ölçüsünde mi? Ölçüsünde gibi bir şey işte. Ama daha yaygın kullanılan ne var? Ölçüsünde. Her şey ölçüsünde. Her şey ölçüsünde. Heh. Fazlasını istemeyiz yani. Ölçüsünde. Ekleri buldunuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir dakikadan fazlası var. Rahat ediniz. Harf almadan çözelim bunu. Yani bak daha fazlasına gerek yok. Bu tam... Kararında, kararında. İşte o kadar. Tamam. 57 saniyemiz var 6900 puandayız. O 6900'ü 9800 yapmak üzereyiz. Tek kelimeden oluşuyor son 9 harfli cevabınız. Mastarla bitiyor efendim mekmak diye.
Bakın şöyle sorumuz. Son üç sorumuz değil mi? Son üç tamam. soru. Bu bittikten sonra iki tane tamam. kalacak. Çok kolay. Bitsin artık çok. Hemen mi yapacağız ya? Hayır. Bir konunun içeriğini daha az sözle anlatmak, o konuyu özetlemek. İşte bu kadar. 900 puan daha. Hesap artık çok daha kolay. İki tanecik soru kaldı. 2000 puan değerinde cevapları. Şimdi 10 harfli cevabınız. Biraz önce gördük değil mi? Evet. Göz boyamak. Evet. Kesinlikle harf alır diye düşündüğüm, harf alınır diye düşündüğüm bir soruydu. Tebrik ediyorum tekrar Gökçe Hanım'ı. Keza aynı şekilde kara çalmak. Harf alınır diye hesap ediyordum. Nurten Hanım orada da harf almadı. Aynı ayarda bir soru var. Tamam. Yine mekmak. Tamam. Yine iki kelimeden oluşuyor. Yine bir deyim. İçerisinde metafor bulunuyor. Şöyle de soruluyor. Daha kısa. Telaşla çare aramak anlamında bir deyim. Telaşla iki kelime. Telaşla çare aramak. Evet, iki kelime. Telaşla çare aramak. Sınırsalı değil. Yarım dakikadan fazla süremiz var. Rahat. Telaşla çare aramak. Yine bir deyim. Mesela etekleri zil evet. çalmak gibi bir şey aradığınız. Ama daha kısa olmalı. Telaşla iki kelime. Telaşla çare aramak. Telaşla çare aramak. Ay o tarafa da bakayım. Bu tarafa da bakayım. Telaşla çare aramak. Ben bir tane harf vereyim. Aldık bir tane be ne olacaksa olsun. Riske atmayayım. Şeyma Hanım ne sevindi ne sevindi. Telaşla çare aramak. D ile başlıyor iki kelime unutmayın. Oraya da gidiyor bakıyor. Buraya da gidiyor bakıyor. Ay burada da yokmuş. Dönüyor. Arkaya da bakıyor. Hmm. Bir tane daha harf vereyim. Bir tane daha. Durduralım artık. 4 saniye. Durdurduk. Dövünmek. Hayır iki kelime. 4 dönmek. 4 dönmek. Ben kendimi böyle gördüm ama çıkaramadım. Bildiğim bir şey. 8600 oldu kasa. 4 tamam. saniye kaldı geriye. 4 saniye. Evet, tamam. Bu son sorumuz. O. Son soru. Tamam. Son soru son cevap. Hali hazırda isterseniz 5 tane harf alabilirsiniz. Alnımın akıyla çıkayım da şimdi. Yok zaten alamazsınız. 4 saniyede 5 tane harf almaya evet. imkan yok. Belki harf dersiniz arkasından bir tane daha dersiniz. Tamam. Şeyma Hanım çok mutlu olur yine bunları yaparsanız. Haberiniz olsun. Gelsin mi? Gelsin. İki kelimeden oluşuyor efendim. Mastar falan yok bunda. Bakın şöyle soru. Tamam. Aşırı ve çeşitli yemek yemenin sebep olduğu gastronomik harf karmaşa. Alayım. Harf istediler. Aşırı. Mide fesadı. Mide fesadı. 900 puan değerinde. 9500. Sürenin tamamını kullandık evet. ama dillere destan bir performans sergilediniz. Biraz önce de söyledim, bir daha söyleyeyim. İster kazanın ister kaybedin efendim. Ben böyle yarışsaydım çok mutlu ayrılırdım. Çok teşekkür ederim, ben de çok mutluyum. Eksik olmayın. Bir de kocaman alkış kendisine.